kebabından yiyek mi? Hele kardeş gel gidek, gidek gidek gel gidek, Adana'ya gel gidek, Adana güzel derler. Hele kardeş gel gidek, gidek gidek gel gidek, Adana'ya gel gidek, Adana sıcak derler. Hele kardeş gel gidek. Ay. Çağla'yla yeni bir günde bugün Adana Seyhan'dayız. Evet, İyi ki geldik. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefa hoş geldiniz. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İstanbullardan kalktık geldik. Ay, bizi misafir gerçekten ettiniz. Allah razı olsun. Canım benim. Ama hava güzel değildi. Keşke evet, açık alanda olsaydı bir güzel eşenlik yapardık. Evet, maalesef biz geldik ya, ve yağmurla geldiğimiz için kapalı bir alanda çekim yapmak zorunda kaldık. Normalde bir bahçede yapacaktık değil mi? Evet. Evet, normalde Kurtuluş Mahallesi muhtarlığımızın önünde bu güzel programı yapacaktık. Ama şu anda kahve evinde yapıyoruz. Bu masada sen neleri yaptın? Ben sarma yaptım, yaprak sarması iş. Oh. Sarımsaklı köfte yaptım. Oh. Aşure yaptım. Hı. Sıkma börek gözleme daha masada hazır çok. Aa, onlara birazdan geçeceğiz. Ayrı. Onun için ayrıyetten geleceğiz. Ürünler bunlar canım. Bu evet, sarma Adana usulü mu? Evet, Adana usulü. Nasıl oluyor Adana usulü? Yaprak, Adana usulü. Bunu ben güzel soğanla doğrarım. Tencereye koyarım. Güzel pişiririm ben içine. Hı. Güzel domatesle falan pişiririm, her şeyine koyarım, güzel sarar, pişirir, getiririm. Onda samsal bulgur. O değil, ismi neydi bunun? Samsal köfte, fellah köftesi deniyor. Tamam. Adana'da biz samsal köfte diyor ama fellah köfte Adana'ya mı? Adana'ya mahsus, evet. Adana'nın meşhur yemeği bunlar, evet. Doğru. Nasıl, evet. Nasıl yaptın bunu? Bunu şimdi bulgur ıslıyorsun biraz. Hı. Az bir yere yarım çay bardağı irmik koyuyorsun. Yoğuruyorsun, biraz un koyuyorsun içine. Yuvarlıyorsun, sarımsakla, salça, domates, sos yapıp üstüne dökün, bitti, haşlayıp yiyorsun. Aşuremiz de var şöyle. Aşurem, evet, o benim tam yörede devamlı yaptığım bir aşurem. Çok güzel. Meşhur bir, evet. Aşuremiz meşhurdur. Çok güzeldir. Her çeşit bunun malzemesi 7 çeşittir ama biz 7 çeşitin çok fazlasını koyarız. Daha içeri. Fazla ne koyuyorsunuz ekstra? Şimdi benimkinde çok şey değil. Dövme, nohut, fasulye, kayısı, üzüm, nar, tarçın. Ablacığım sana dönelim. Sen evet, neleri yaptın bunu? Ben sana kısır yaptım. Kısır. Analı kızlı yaptım. Oo, oruk çok yaptım. Oruk mu? Evet. Oruk, oruk bu İskenderun'a ait bir köfte. İskenderunlar çok yapar. Hatay'a selam yolluyor. İnce uzun yapılır. Yine içi kıymayla evet, doludur. Bizde yuvarlak yapılır ama bunun onlarınki böyle şimdi elips şeklindedir. İçli köfte gibi bir şey. Oruk. Evet. İçli evet, köftenin elips şeklinde oluşuyor. Kızarıyor. Malzeme aynı. Aynı kızarıyor bu. Evet. İşte bu kadar. Şimdi Adana'ya gelmişken tabii ki bici bici yemeden, tatmadan gitmeyeceğiz de bunun hikayesi nedir Nevin Hanım? İsmini nereden aldı bu? Şimdi bunu pişirirken nişastayla suyla karıştırdıktan sonra çıkardıkları gıcır gıcır sesten dolayı adını bici bici olarak bici almıştır. Bici. Evet. Adı oradan gelmektedir. Çok lezzetli, Adana'ya özgü bir tatlıdır. Evet. Adana'ya gelen herkes bu bici bicimizden yemeden gitmez. Evet. Şimdi biz Işıl ablamızın evet, yanına geldik ama o dayanamamış. Biz gelmeden hamuru açmış. İçli köfte evet, yapacaktık. Evet. Niye evet, dayanamadın mı hamuru? Dayanamadım, açtı, bekleyemedim. Niye bekleyemedin? Şimdi evet, içli köfte yapıyoruz. Hamuru açmışsın. Şu an iç harcını evet, dolduruyorsun. Açıyoruz. Çok açtı, ince. Evet. İnce olması ince, lazım. Evet. Bu Adana bunun usulü. Adana usulü ince olması lazım. Normalde ama içli köfte Hatay'a mı? Yo, bu haşlama bize özgü. Haşlama size özgü. Evet. Evet. Sonra kapıyoruz bunu. Evet. Yağda kızartacağız. Yağda hayır, mı? Bu haşlama. Ha şey haşlama. Evet. Pardon. Bize suda öz bu. Yani aha, Adana. Suda haşlıyoruz. At bakalım suyu. Ne kadar pişecek? Ya yüzüne çıkıyor zaten. Parmağını böyle. Heh. Heh. İçinden. Evet. İçinden döndü. Şimdi evet, anladım. Ha. Sonra böyle incelteceksin. Ha, burada tüm hanımlar yapabiliyor mu bunu? Yok, herkes yapamaz. Evet. Yapamaz değil mi? Yapar da o kadar ince açamaz. Evet. Şimdi kıyma koyduk içine. Şöyle. gördüğünüz gibi her şeyde yeteneğim var diyormuş. Sonra suya atıyorum. Suya at. Tekrar düzle onu, yuvarla. Düzle, şöyle böyle, evet. Heh, tamam oldu. Şimdi suya mı atıyorum? Evet. Evet. Attım gitti. Bravo. Evet. Bravo. Şimdi meşhur Adana sıtması yapıyoruz. En sevdiğim bunu, ben yiyeceğim bu arada. Ben Menderes sıtması yapacağım. Bak nasıl güzel olacak. Neli yapıyoruz sıtmayı? Neyle istersen. Her türlü var. Sabah ben peynirli yemiştim. Şimdi de patatesli. Gene karışık yapayım ben size. Tamam. Yeygen olsun. İkisini de koyuyorum. Çok güzel olur. Açtık yine hamuru. İnce açtık. İstediğin gibi açabildim. Benim hamur her çeşitli de gider. Şimdi şunu şöyle pişireceğim. Ha, bunu düz pişiriyorum. Tabii. Sıkma düz pişer. Tamam. Şimdi güzel tereyağı var bak. Gerçek tereyağı. Her şeyim tereyağıdır. Tereyağı da kendim. Tabii biz dağılıyoruz. Dağda bizim keçilerimiz, koyunlarımız. Biz tabii ya her şeylerimiz var. Alırsın. Heh, aldık şimdi sıtmayı. Şöyle bir çizik atarsın. Evet. Biraz da peynir. Biz işçiyik, nasıl bir şey olmaz. Şöyle peynir patates. Bunu ye, baksın hep bundan istersin bundan sonra. Yedim zaten sabah, bayıldım. Karışık yedin mi? Karışık mı yedim Nevin abla sabah ben? Peynirli yedim. Sade peynirli yedim. Şimdi bu Menderes sıkması. Menderes sıkması. Evet. Yağlı istersen böyle yapılır. Normal sizin böyle yapılır. Tadına bak bakalım güzelim. Isır hemen tadına bak, ye. Ha şunu da pişireyim. Sıcak sıcak. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun güzelim. Gel buyurun gelin, bekleriz. Ben hep gelirim buraya. Gel canım gel. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolandım. Öptüm sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele mail oldum Gonca güle. Acem şalı ince bele. Acem şalı ince bele. Haydi! Çağla İle Yeni Bir Günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sizlere Adana'dan günaydın dedik. Benim de annem, yani ben de Adanalı sayılırım. O lezzetlere bakmamak için şu vaziyette durduk ama mutfağımızda Esat Şef olunca ve güzel kokular gelince bir de heveslendik. Hoş geldin sevgili Esat. Hoş bulduk efendim. Az sonra neler yapacağız bakacağız ama ondan önce kıymetli konuğum psikiyatrist yazar. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu hocam bizlerle beraber. Hocam heyecanlanıyorum ben galiba hala. Sizinle yayın yapmak çok özel benim için gerçekten. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün önemli konular seçtik sizin için. Sıklıkla duyduğumuz aslında depresyon ve antidepresan ilişkileri, yaz süreci, mutlu evliliğin sırları ve estetik kaygısının olumsuz taraflarına bakacağız hocamla birlikte. Psikolojik rahatsızlıklar için antidepresan tedavisi ne kadar uygulanmalı konusunu detaylı şekilde konuşacağız. Onun dışında ilişkilerde nerede hata yapıyoruz? Fazla fedakarlık kadına nasıl zarar veriyor? Hepsini ve daha fazlasını hocamızla konuşuyor olacağız. Yeni Bir Gün Fox'un son postunun altına sizlerden de gelen soruları zamanımız yettiğince hocamıza sormaya çalışacağım. Bilgisini de vermiş olayım. Ve hemen sevgili Esat'a dönüyorum. Ve bugün ne yapıyoruz diyor. Evet, birden bir heyecan yaptım ben. Efendim. Evet, beklenmedik anlarda gelirim. Evet, beklenmedik anlarda oldu. Ben hazırlığıma başladım efendim. Çok güzel. Bugün ben biliyorsunuz yemek yaparken mutluluğu çok önem veren bir kişiyim. Evet. O yüzden mutluluk veren tarifler efendim yapacağım sizlere. Basacaksın çikolatayı. Evet, çikolata. Neyi tartışıyoruz? Güzel böyle bal kabak püreli. Baklava hamuruna sarılı harika bir brownie kek yapacağım. Şimdi hep brownie keki normal servis ediyoruz ya, ben birazcık daha özgünleştirdim. O şekilde yorumladım efendim. Bir tuzlu lazım. Böyle yanına kuru etli, böyle kadayıflı, güzel böyle çıtır çıtır bir ara sıcak yapacağım aslında, böyle keyifli. Bir de zamanımız yeterse harika bir bisküvili, çok kolay. Böyle kriziniz tuttu. Benim tatlı yemem lazım, mutlu olmam lazım dediğiniz vakit bisküvili harika bir çikolata krem yapacağım. Yani bugün harika lezzetli tarifler sizler için var sevgili Çağlar'cığım. Ne yapasın gerçekten. Hocam nasıl tatlıyla aranız? Sever misiniz? Mesela orada Adana yemeklerini gördüğünüzde neler hissettiniz, neler yaşadınız? Valla tatlıyı çok severim. Gerçekten. Yemek yapan insanları çok severim. Ben de çok hayranım. Bu hayata dair çok önemli bir şey yapılıyor. Evet. Bir de bunu severek yapıyorsa kişi, onun evet, tadı da başka oluyor. Çok. Şimdi Esat Bey'i de buradan seyrediyorum. Çok mutlu oldum hocam şu an. Zaten evet, sizinle beraber olmak, aynı ortamda olmak, sizinle beraber konuk olmak ayrıca benim için çok büyük bir keyif ve gurur. Ay, çok teşekkür ederim ama çok pozitif bir enerji. Mutfaklara ne kadar sığmayan güzel, bir enerjisi var evet, diyebiliriz değil mi hocam? Çok güzel. Harika. Çok güzel. Etrafı da ne kadar olumlu etkiliyor değil çok, mi? Çok. Bir kişinin bile enerjisi gerçekten evet, o mekandaki, o yerdeki çok çok önemli. Günün İz bırakan sorusu geliyor sevgili izleyenlerimiz. Aşırı antidepresan reçetelenmesi toplumun ruh sağlığını düzeltiyor mu yoksa bozuyor mu? Reçetelenmesi, bir de reçetelenmeden alınması diye bir durum da şu anda galiba mevcut. Dün Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızla konuştuğumuz bir konu üzerine, bununla da ilgili fikrinizi merak ediyorum. Reçeteyle satılanlar var. Bir de "Aa, bana çok iyi geldi, artık hep hayata gülümsüyorum, her şey toz pembe, sen de al bundan" deyip arkadaş tavsiyesiyle antidepresan kullanımlar ve reçetesiz olması durumu var. Bununla ilgili konuşabiliriz. Tabii. Ben bu antidepresanların bu kadar biliniyor olmasından çok mutluyum. Evet. Nasıl peki, bir mutluluk? Evet. Şöyle anlatayım. Eskiden Türkiye'de insanlar ne psikiyatriyi biliyordu, ne de psikiyatride ilaç kullanımının insanlara faydalı olabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu insanlarımızın. Evet. Ama şimdi artık gereğinde psikiyatriden yardım almayı biliyorlar. İşte antidepresan diye bir ilaç grubu var, bunun farkındalar. Fakat şöyle bir yanlış yapılıyor. Şimdi antidepresanları zaman zaman görüyoruz ki biz psikiyatristler böyle ağrı kesiciler gibi kullanabiliyor insanlarımız. Yani bu ara çok moralim bozuk, ay işte arkadaşım da şunu alıyormuş, ben de onu alayım. Halbuki antidepresanları ben şu anlamda insanlarımız iyi tanısın isterim. Antidepresanlar antibiyotik gibi ilaçlardır. Yani nasıl bedenimizde bir enfeksiyon var, bir süre işte antibiyotik kullanarak ancak onu yok edebiliriz. Ama işte şuram ağrıyor diye antibiyotik almaz kimse. Evet. Şimdi burada da kural budur. Yani benim moralim bozuk diye antidepresan bir ilacın alınması kişiye hiç faydalı değildir. Çünkü bu ilaçların alır almaz hiçbir olumlu etkisi olmaz. Aynı yine antibiyotikte olduğu gibi. Ağrı kesici gibi değildir yani. Acıyı kesmez, mutsuzluğu kesmez. Evet. Ve bu ilaçlarda antibiyotikler gibi uzun süre belli bir doz ayarlaması ve belli bir süre çok önemlidir. Ve zaten aşağı yukarı etkileri yani 15-20 bazen bir ay içinde ortaya çıkar. Onun için arada bir alınan antidepresanları çok yanlış buluyorum ve bunu insanlarımızın bir an önce öğrenmesi çok çok önemli. Çünkü sonuç olarak alınanlar ilaç. Yani öyle bir de ağrı kesiciler falan gibi değil, yani bunlar bayağı ciddi ilaçlar. Ama yerinde de bu ilaçların mutlaka çok düzenli olarak alınması gerekir. Siz antibiyotikle bir benzetme yaptınız. Ben de şöyle bir soru çıkardım buradan. Antibiyotik nasıl içerken probiyotiklerinize iyi bakın, mutlaka probiyotik desteği alın, kötüleri öldürürken, mikropları öldürürken iyiler de gidiyor dediğimizde, antidepresanda da aynı durum nasıl oluşabiliyor? Neye iyi gelirken aslında bir yerin ayarlarıyla oynuyor? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Bu çok güzel bir soru. Şimdi eskiden nasıl antibiyotikler yoksa antidepresanlar da yoktu. Yani bu bir anlamda bilim adına, tıp bilimi adına büyük bir devrim. Bunların bulunması, icadı ve piyasaya verilmesi. Şimdi bu ilaçlar bir takım yan etkileri falan da olan ilaçlar tabii. Diğer bütün ilaçların yan etkileri vardır. Gibi. Bir, iki, nerede hangisi kullanılacak? Yine antibiyotiklere benzeteyim. Mesela piyasada çok değişik antibiyotikler var. Ve doktorlar size hangisinin iyi geleceğini ya bir test yapıp anlıyor ya da belli tecrübelere dayanarak size bir ilaç veriyorlar. Şimdi bunlarda da durum böyledir. Yani her depresyonda, her antidepresan doğru ilaç değildir. Bir de sizin derdinize gerçekten çare olmaz ama alıyorsanız da bu çok ciddi bir ilaç ve beyin de, bakın ilacın şeyini de size anlatayım. Yani ne yapıyor bu ilaç? Ne yapıyor beyinde? Ha, ne yapıyor? Şimdi antidepresanların ortaya çıkması zaten depresyonun beyinde ne yaptığının bulunmasından sonra başladı. Şimdi bilim adamları gördüler ki büyük araştırmalar sonucunda eskiden şöyle zannedilirdi. İşte efendim siz ruhsal olarak ne geçirirseniz geçirin, bu beyinde herhangi görülebilen, bilinebilen bir zarara yol açmaz. Bu tamamen psikolojiktir. Halbuki şimdi biliyoruz ki depresyondaki bir kişinin beyninde ciddi anlamda bir enzim dengesizliği oluyor. Yani bizi sağlıklı, zinde, moralli tutan enzimlerimizde bir denge kaybı ve bir düşme oluyor. İşte bu antidepresanlar bu dengeyi tekrar yerine getiriyor. Ve bunu da aldığınız anda yapamıyor. Yani yavaş uzun bir zaman, nasıl antibiyotik belli bir süre içinde o bakterilerle başa çıkıyorsa, bu da bunu yerine getirdiği zaman siz kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Ve de biz doktorlar ısrarla diyoruz ki aman ha, kendini iyi hissettiğin anda sakın ilacı bırakma. Çünkü onun orada kalabilmesi için de, yani bozulan denge düzeldi, geldi yerine yapıştı. Bu ilacı devam edeceksiniz ki bu burada kalabilsin. Yoksa pat diye tekrar düşer. Yani belli bir periyotta alınması gerekiyor aynı zamanda ilacın. Gerçekten önemli bir detay bu. Şimdi ne kadar kullanılmalı, ne kadar sıklıkla dozajı değiştirilmesi için hekimimize başvurmamız tekrar gerekiyor. Bunların hepsini hocamıza soracağım ama sokağa çıktık önce sizlere sorduk. Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanımı %75 oranında arttı. Peki siz kullanıyor musunuz diye, buyurun cevaplar. Merhabalar. Merhaba. Türkiye'de son 10 yılda antidepresan kullanım oranı %75 oranında arttı. Peki siz antidepresan kullanıyor musunuz? Ben kullanmıyorum. Benim antidepresanım Fenerbahçe. Fenerbahçe. Aynen. Fenerbahçe maçlarını izlediğimde özellikle kazandığı zamanlarda rahatlıyorum. Kazanamadığında ama antidepresan ihtiyacım oluyor. Kullanmıyorum ama. Peki Fenerbahçe bir yana, sorunlarınızla nasıl başa çıkıyorsunuz? Neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Ya sorunlarınızla nasıl başa çıkıyoruz? Herkesin kendi için, yani nasıl desem, kendini bilir. Kendi sorunlarıyla başa çıkmak için farklı yöntemleri vardır. Benim de işte farklı yöntemlerim var. Kendimi yalnız bırakıyorum ya da bazen arkadaşlarımla konuşuyorum, müzik dinliyorum, dışarı çıkıyorum. Bu şekilde başa çıkmaya çalışıyorum aslında. Bu yüzden ilaç kullanmıyorum herhangi bir şekilde. Evet. Ne zamandan beri? Bayağıdır kullanıyorum. Ne zamandan beri? 10 seneyi geçti. 10 senedir kullanıyorsunuz. Peki neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Neden kullanıyorsunuz? Çünkü yaşadığımız olaylarda bu bakış açıları, stresler, kişisel ve dünya sorunları tabii ki bizde ister istemez depresyona sebep oluyor, üzüntüye sebep oluyor. Bazı durumlarda böyle hafif olarak depresyon hapıyla falan, antidepresanla geçirtiyoruz öyle. Kullanmıyorum. Peki neden ihtiyaç duymuyorsunuz? Sorunlarınızla nasıl baş ediyorsunuz? Sorunlarımla dostlarla paylaşıyorum. Arkadaşlarıma gidiyorum. Kullanmıyorum, ihtiyaç hissetmedim. Fakat bu %100'e çıkar. Neden çıkar? Neden çıkar? Çünkü ekonomik olarak çok zorda insanlar. Fakat o nedenle çıkar ekonomi. Bu deprem oldukça insanları korkuttu. Çıkar. Kullanıyordum, birkaç aydır bıraktım. Neden kullanıyordunuz? Ay neden olmasın Allah aşkına yani. Ülkenin durumu eve de yansıyor. Eve de yansıyınca işte hepimiz birbirimizi yiyoruz. Ondan sonra sinirlerimiz bozuluyor. Dolayısıyla antidepresana başvuruyoruz yani böyle. Kullanmıyorum. Hiç kullanmadım da daha öncesinde. Streslerle de artık başa çıkamıyoruz. Biz önceden çok fazla dışarı çıkardık. Kuzenimle birlikte hep alışveriş yapalım, işte kafamız biraz dağılsın vesaire, bunları yapardık. Şu an onları da yapamıyoruz. Yani tek yapabildiğimiz işte dışarı çıkmak, ona da sadece minibüse para veriyoruz zaten. Başka da hiçbir şey yapamıyoruz. Genel olarak hayatım sadece yürümekle geçiyor boş boş yerlere. Şu anda kullanmıyorum. Daha önce kullandınız? Kullandım. Ne zaman kullandınız? Yurt dışında yaşarken kullandım. Hı. Kaç sene kullandınız peki? 1,5 sene kullandım. Neden kullandınız? Neden ihtiyaç duydunuz? Ya bazı sorunlardan dolayı. Peki nasıl iyi geliyordu yani? Sorunlarınızla nasıl başa çıkıyorsunuz? Aslında hiç de iyi gelmiyor. Ben onu söyleyeyim. Çünkü tamamen hayatınızdan hiçbir şekilde keyif alamıyorsunuz. Ya karamsarlığa bağlıyorsunuz. Aslında hiç iyi gelmiyor. Dışarıya çıkıp bir iki arkadaştan sohbet etmek bence daha iyi. Kullanmaz olur muyum? Ne zamandır kullanıyorsunuz? Yani bir senedir. Hayır, bir senedir kullanıyorsunuz. Yeni aslında. Aynen öyle. Peki nasıl? Size iyi geliyor mu? Nasıl etkiliyor sizi? Nasıl etkiliyor? Yani sağlık problemlerim gelişti. Sıkıntı, strese bağlı. Peki sorunlarınızla nasıl başa çıkıyorsunuz? Çıkamıyorum. Şimdi MR sonucumu almaya gidiyorum. Çıkamıyorum. Yapılan araştırmalar hemen herkesin ömrünün belli bir döneminde depresyona girebileceğini işaret ediyor. O zaman bu hastalığı daha iyi tanımakta fayda var diye düşünüyorum. Depresyon dünyanın en yaygın hastalıklarından bir tanesi aslında. Peki ama depresyon nedir? Yani her mutsuz hissettiğimizde uzun sürdü. Bir haftada çok mutsuzum ve umutsuzum. Bu bir depresyon mudur? Hocamızdan öğrenelim. Çağla'cığım, depresyon çok ciddi bir hastalıktır. Yani günlük hayatımızda sorunlar hiç bitmiyor. Çok bir şeylere sıkılabiliriz, evet, üzülebiliriz. Bazen kendimizi çaresiz hissedebiliriz. Bunlar hayatın doğal akışı içinde hepimizin zaman zaman yaşadığı şeyler. Bakın depresyon bunlardan çok farklı bir durumdur. Şey, çok. Bir kere yani şöyle düşünün, bir anda ışıklar sönüyor ve siz kapkaranlıkta kalıyorsunuz. Yani depresif insan bir kere bütün yaşama sevincini kaybeder. Uykuları bozulur, kendine güveni gider, enerjisi kalmaz. Yani sanki bedenen büyük bir hastalığı var gibi büyük bir halsizlik, isteksizlik, yemek istemez, kimseyle konuşmak istemez, bir iş yapmak isteyen böyle bir motivasyonu biter hayata, yaşam motivasyonu biter. Ve giderek kendini suçlamaya başlar. Yani depresyonu asıl derinleştiren de her zaman bu duygudur. Yani ben yapamadım, ben beceremedim, her şey benim yüzümden kötüye gitti. Ben bunları yapmasaydım, bak insanları da ben mahvettim. Benim yüzümden insanlar üzülüyor, yoruluyor, ben niye yaşıyorum? Benim yaşamaya karam artık bana gibi yani normalde... Hani hepimiz sıkılıyoruz, üzülüyoruz ama yani bu dereceye gelmiyor. Bir, ikincisi de bunlar devam eder. Yani işte sen üzüldün, sıkıldın ama biraz sonra bir şey oldu. Hoşuna gitti, değişti. Konuştun, arkadaşını aradın. Mesela bu depresyonda bunlar olmaz. Yani depresyon böyle ciddi bir çöküş ve oradan da devam ediş. Ve çıkamayış yani oradan kesinlikle. Da. Kesinlikle. Yani müthiş bir güvensizlik ve müthiş bir yok olma isteği. Yani ben artık bu dünyaya fazla geliyorum. Ve ta çocukluğundan başlayarak hayatında ne başına geldiyse hepsinin sorumlusu olarak kişi kendini görür. Ve bu öyle bir ızdırap ki hatta... bu bütün yapılan insanlar üzerindeki araştırmalarda söylenen şu, yani tüm bedensel hastalıkların bile üzerinde en çok kişiye ızdırap veren, en çok acı çektiren hastalık olarak konumlandırılıyor. Evet. Ve de yani dünya geliştikçe ne ilginç değil mi? Dünya Sağlık Örgütü zaten yıllar önce söyledi. Dedi ki büyük bir depresyon salgını geliyor. Ve 1 numaralı hastalık haline geldi tüm dünyada. Ve şimdi böyle bir hastalığı asla hafife almamalıyız. Bir de şunun altını çizmek isterim. Dünyadaki gerçekleştirilen intiharların neredeyse %90'ından daha fazlası depresyonda yapılır. Yani tedavi işte, edilmemiş. Tedavi edilmemiş, daha doğrusu belki fark edilmemiş ya da tedaviye direnmiş, gitmemiş. Yani o nedenle bu hastalığın bir kere ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu hiç unutmamalıyız. Ve depresyondaki insan kendisinin hasta olduğunu bilmez. Yani bunu tamamen normal bir, yani ben zaten kötüyüm, ben zaten beceriksizim, benden zaten kimseye fayda gelmez gibi kendini suçlarken bunların da tamamen gerçek olduğuna inanarak da, değil mi? Hani? İşte bizim kendimiz adına olduğu kadar yakınlarımız adına da bu hastalığı iyi tanımalıyız ki. Çok önemli. Ya düşünsenize, bu nedenle intihar ediyor insan. Halbuki bu tedavisi olan bir hastalık. Hı hı. Yani zamanında fark edilse hemen, evet, tedaviye başlansa, hani şu niye herkes alıyor diye kızdığımız antidepresanlar işte çok insanın hayatını da kurtarabiliyor. Bir anlamda. Bu anlamda biz hem kendimiz hem yakınlarımız adına bu hastalığı tanımalıyız ki, çünkü bizden çok yakınlarımız bizim hasta olduğumuzu fark eder. Hmm. Ve gel seni bir doktora götüreyim. Demek işte çok önemli. İşte o kişinin hayatını kurtarırsınız bir. O erken de farkındalık dediniz ya hocam, oraya da mutlaka üstünü altını çizelim istiyorum. Çünkü ne fark ederiz karşımızdakinde? Biz kendimizde fark etmediğimiz. Çok net olarak bir kere dediğim gibi, yani kişi buna inandığı için, yani mesela depresyon nedeniyle bize gelen hastalara biz deriz ki evet bu ciddi bir hastalık. Biz bunu söylediğimiz halde çok hasta buna inanmaz. Yani siz beni anlamıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bu bir hastalık falan değil. Kötü olan, bir şeyleri yapamayacak olan, beceriksiz olan, suçlu olan benim diye düşünür. Yani hasta olduğuna bile ikna edemeyiz biz onu. Bizim dışarıdan depresyonlu insanda ise, yani bir yakınımız, arkadaşımız ya da evimizden biri bambaşka biri olur zaten. Yataktan kaldıramazsınız, yüzü gülmez, kafayı kaldıramaz, banyoya girmez. Yani temizliğinden de vazgeçer. Her şey. Hayattan o kadar bir vazgeçiştir ki bu. Yani hani dertli filan dediğimiz insanların da ötesinde bir yere geçiş. Hatta bazen bu şey zannedilir, ya bedensel bir hastalığı var bunun. Ya o kadar, o da bir şey var. Ne oldu bu kadına, bu adama filan, yani en son gelir depresyon akla. Bir de yani depresif durumlar çok ciddi bedensel şikayetlere de neden olabilir. Onun için daha çok böyle başka doktorlardan da geçerek bize gelirler. Yani acaba bu kadın, bu adam zayıflıyor, yemiyor, içmiyor, uyumuyor. İşte orası burası ağrıyor, bayağı ciddi ağrılar bakın falan da yapar. Bakın her şey, hiçbir şey yok. Evet, hiç kendine bakmıyor, evden çıkmıyor, günlük rutin alışkanlıklarından vazgeçti. Mesela iş başarısızlığı da çok önemlidir. Yani bazen çok. Aile fark etmez, iş yerinde fark edilir. Yani çok başarılı, çok cevval, her konuda hemen atlayan, becerikli birinin aniden tutuk, konuşmayan, böyle kabuğuna çekilmiş, hani bir an önce akşam olsa da gitsem diyen filan, yani iş yeri de bazen çok daha erken fark eder bunu. Sadece depresyondaki, yani bu derece gerçekten korkutucu belirtileri anlatıyorsunuz, evet, ve ciddi bir hastalık olduğundan bahsediyorsunuz. Evet. Peki sadece bu noktada, yani bu depresyonun içerisinde olan insanlara antidepresan verilmiyor, değil mi? Daha işin başındayken de belki baskılamak amacıyla mı, yoksa tedavi etmek amacıyla mı veriliyor? Bir de reçeteli reçetesiz kesinlikle durumu vardı. Kesinlikle tedavi için veriyoruz ilacı ve şu çok önemlidir. Yani zaten kendisi almak istemez. Yani benim yok bu hastalık değil diyen biri kabul etmez. Ağır depresyonda bunu almak istemez. Hı hı. Aile de şurada yanılabiliyor. Yani veriyoruz ilacı. Yani hiçbir şey düzelmiyor. Hmm. Evet, yani kolay hemen aldığın anda asla etkili bir ilaç değil bunlar. Mutlaka az çok bir zamana ihtiyacımız var. İşte bu konuda ailenin de çok bilinçli olması gerekir. Dur, biraz zaman var. Bir de doktorla görüşmeyi çok önemli buluyorum. Çünkü doz ayarlaması, ne süre verileceği, hangi doz verileceği, ne zaman o dozların değiştirileceği, ya da mesela bu ilaca cevap vermez depresyon. Antibiyotiklerdeki gibi aynen. Hani antibiyotiği değiştirir ya doktor. Bu da öyledir. Bu gruba cevap vermez. Başka bir grup antidepresanla düzelebilir. Ama düzelme ihtimali çok yüksektir bu hastalığın. Bakın işte diyorum ya, bir tek iyi yanı var bu hastalığın. O da tedaviye çok kolay cevap verebilmesi. Çok güzel. Önemli bilgiler aldık bu konuyla ilgili. Şimdi hocamızdan hayatın püf noktalarını öğreneceğiz. Çok güzel tüyolar verecek bence bize bu konuda. Bu durumda olan insanlara çok yardımcı olacağını düşündüğüm konular. Hocamız diyor ki, acı veren bir anaya, duyguya direndiğimiz zaman acının süresini uzatırız. Yani konuşulmayan, paylaşılmayan, zihinlerimizde çözülmeyen yaslar ve kayıplar karşımıza bambaşka sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Nedir acıya direnmemek? Yani ağlamak, bağırmak gerekiyorsa içimizde tutmayıp bunları bir an önce yaşayıp ancak o zaman mı rafa kaldırabiliriz? Şimdi Çağlacığım, acı bizim hayatımızda hep var. Yani acılar, sıkıntılar, başarısızlıklar, kayıplar, hastalıklar, yani geçimsizlikler ya da ekonomik sorunlar, çoluk çocuklarla sorunlar, eşimizle, işte her neyse, yani acı bizim hep yanı başımızda, hayatın içinde zaten. Şimdi özellikle son dönemlerde şunu görüyorum. Ya insanlar çok yalnız. Yani çok kalabalıklarda hepimiz çok yalnızız aslında. Çünkü bir şeye kaptırmışız, bir akışa. Hepimizin akşama kadar günlük rutinleri var, sorumlulukları var, başa çıkmamız gereken şeyler var. Ve bu arada acılarımız, sıkıntılarımızla paylaşacağımız çok kimse yok. Ya da biz... o sorumlulukların belki yüküyle, yani bunları paylaşmadan yok olsun istiyoruz. Başka bir şey. Bir de dünya artık şöyle bir yola girdi. Yani aman aman ben acıdan uzak durayım, benim acılarım bana yetiyor zaten. Yani ben bunları dinlemek istemiyorum gibi. Hocam, acıya direnen egomuz mu? Valla acıya direnmek, yani acıya direnmek şöyle bir şey, yok saymak. Öyle bir şey olmadı, ben kaldığım yerden hayata devam edeyim. Acıya direnmek bu. Şimdi biz tabii bu acı nedir, tatlı nedir, bunları somut olarak görmediğimiz için zannediyoruz ki biz, yani onu yok sayarsak o acı da kaybolur, biz rutinimize devam edebiliriz. İşte bu iş asla böyle olmuyor. O nasıl oluyor hocam? Asla böyle. Bir de ne yapılmalı, onu da bize öğretin. Bakın şöyle oluyor. Şimdi olabildiği kadar terim de kullanmadan anlatmaya çalışıyorum ama bizim yaşadığımız her şey bizim bilinç dışımıza tüm duygularıyla birlikte kaydedilir. Şimdi bilincimize her şey kaydedilse bugünü yaşayamayız. Doğru. Çok kalabalık olur, sekemeyiz yani. O nedenle bilinç dışına böyle, hani bir süzgeçten yemek yaparken bizim şefimiz de öyle yapıyordu. Süzüyoruz ya. Bunlar aşağı süzülür ve orada bekler. Ve bütün o aşağıda birikenlerin şöyle bir hedefi vardır. Ya ben acaba ne zaman dışarı çıkıp bundan kurtulacağım? Ne zaman kendimi dışarı atabileceğim? Ve burayı sıkıştırmaya ve baskı yapmaya başlar. Yani bu ne demek? Şu demek, eğer siz bunu yaşayamamışsanız, yani oraya attığınız bu kapkara bir şey, çünkü güzelleri yaşamaya çalışıyoruz, daha karanlıkları aşağı atıyoruz. O bir gün kendini o ya da bu şekilde size yaşatacaktır. Hatta hiç bilmeyiz bile. Mesela bir bedensel hastalık olarak karşımıza çıkabilir. Olmadık bir yerde böyle içimize gelen sıkıntılar, moral bozuklukları, ay kendimi hiç iyi hissetmiyorum, niye benim kafam karıştı, niye bu ara uykularım benim bozuldu. Şimdi siz onu orada beklettikçe... Demleniyor orada değil mi hocam? Bir de üstüne üstlük. Evet. Evet ya. Biz onu beklettikçe o bizi dürtüyor değil mi? Buradayım diye herhalde. Kesinlikle ve giderek böyle karararak. Yani şimdi onun için bir de Çağlacığım şunu söylemek istiyorum. Hepimiz için geçerli bu, yani senin için, benim için, tüm insanlar için geçerli. Şimdi o kadar hayat hızlı akıyor ki, yani şu soruları çok soramıyoruz kendimize. Ben ne yaşıyorum, ben ne hissediyorum, ben neden bu ara mutsuz hissediyorum, Bu içindeki sıkıntılar nereden çıktı? Neden kendimi bu ara hiç beğenmiyorum? Falan, yani bu ve buna benzer kendimize sormamız gereken o kadar çok soru var ki. Ama buna hakikaten yani zamanımız da yetmiyor, sorumluluklarımız evet, çok fazla filan. Böylece ne yapıyoruz? Kendimizi ihmal ediyoruz. Halbuki bizim çevremize de daha yararlı olabilmemiz için kendimizi asla ihmal etmememiz gerekiyor. Bu bir bencillik değildir. Ve bu şu da değil yani ben kendimi böyle ihmal ediyorum ama işte şunu iyi yapıyorum. Ya sen kendini ihmal ettiğin sürece iyi yaptığın şeylerin bile bir zaman sonra tadını alamayacaksın. Bunların yani sana geri dönüşü, pozitif geri dönüşlerin olamayacak. Çünkü o kadar doldurdun ki burayı. Ha, burayı boşaltabilmek de mesela bir kayıp üzerinden konuşalım. Genelde yakınlarımız yani bizi sevenler böyle büyük kayıplar ya da küçük kayıplar yaşadığımızda bizim üzülmemizi istemezler. Hani biz de yaparız ya, ay üzülme. Evet, evet. İşte bak biz yanınızdayız. Tamam, çok güzel birine yanında olarak destek vermek çok güzel ama bu acıları eğer yaşayamazsak aynı biraz önce söylediğim hani o sıkıntıları yaşamadan attık. Bu yas kendini başka yerlerde ve başka şekillerde mutlaka önümüze getirir. Ve bu sağlığı da bozucu bir şeydir. Hem beden sağlığını hem ruh sağlığını. O nedenle böyle sıkıntılarımızı, üzüntülerimizi es geçmeyelim. Yani önce kendimize soralım. Ne oldu sana? Niye bu hale geldin? Ne seni bu kadar üzdü? Üzüleceksek üzülelim, ağlayacaksak ağlayalım. Bir süre işte canımız bir şey yapmak istemiyorsa yapmayalım. Bir süre kapanalım, bir süre... o kaybettiğimiz kişiyle ilgili beynimize üşüşen o kadar çok şey üşüşür ki. Yani ve bir zaman sonra görürüz ki hep kendimizi suçluyoruz. Ay şunu da yapsaydım, bunu da eksik yaptım. Halbuki yani hayatın içinde zaten bize de her şey eksik yapılıyor. Biz de hiçbir şeyi tam yapamıyoruz ki. İşte böyle kendimizi suçlamalar filan her ne yaşayacaksak bunları yaşayalım, üzülelim, ağlayalım. Ama bakın en çok, en önemlisi bunu konuşabilmektir. Ve buralarda yakın dostlara çok ihtiyacımız var. Hani içimizden geçtiği gibi bizi yargılamayacağına inandığımız insanlarla bunu konuşmamız gerekiyor. Öyle insanlar varsa ne müthiş lüks bu arada. Değil mi yani, insanın hayatında? Evet. Yargılamayacak. Yani hayatın hızı gerçekten bazen yetişemiyoruz. Mesela benim çok eski hatta kolejden bir arkadaşımın çok büyük bir kaybı oldu. Ve biz başka şehirlerdeyiz. Ben ona yetişemedim. Yanında olamadım, derdini dinleyemedim filan. Bana o kadar kırıldı ki. Şimdi hem o bana kırıldı hem ben kendime kırıldım. Ya niye bunu yapamıyorsun? İşte ama hayat bazen önümüze geçiyor, yollarımızı kapatıyor. İşte biz yine de hiç olmazsa yani kendimizi bu kadar ihmal etmeyelim bakın. Evet. Yani ihmal ettiğimiz kesin de. Evet ama hani bari bu kadar ileri gitmeyelim. Ha, arada bir kendimize de kulak verelim. Çok güzel söylediniz hocam. Sizi birazcık dinlendireceğim. Ben mutfağa geçmek istiyorum. Birazcık da mutluluk için çikolata yiyelim. Olur mu? Güzel bir bal kabaklı bir tarifimiz vardı. Yine tabii hem sağlıklı hem de keyif verecek. Hocamızın da tatlıyla arası çok iyiymiş. Evet harika, değil mi? Çok mutlu oldum. Tatlı sevmen yoktur herhalde diye düşünüyorum ben. Yani böyle kaliteli tatlı tabii ki böyle porsiyonlarca değil ama birkaç böyle lokma bile insana mutluluk veriyor. Ben öyle onlardanım bilmiyorum yani. Onlar. Ben de öyle. Şu kadar tatlıcıyım bak. Öyle mi? Evet şöyle. Bitti. Zaten belli efendim. Ama o şeyle alakalı, şeker alımıyla alakalı evet. Bence değil mi? Şimdi artık eskisi gibi sen de mesela burada bir bal kabağı kullanıyorsun tarifinde değil mi? Halduruldur şimdi bakıyorum yan gözle hemen inşallah yoktur diye dua ederek bir yandan da toz şekerler, kilo tereyağlar. Kullanıyoruz. Yani şöyle bir nokta var kullanıyoruz ama yani şöyle bir nokta o porsiyonun, hani o yapacağım mesela, şimdi onun hepsini biz yemiyoruz zaten. Örnek veriyorum. Yiyen var, yiyen var. 200 gram tereyağı kullandım. Şimdi koca bir tepsi kek olacak. O tepsi, o keki kişi yemiyor onu. Yiyor, öyle düşünmek yenir, lazım. Ha, bilemiyorum. Yani o onun sorunu. Ben yemiyorum. Bunalımdaysa, porsiyonu... sevgilisine ayrıldıysa yer. Ya o ayrı bir şey. Yemişimdir de belki. Yani, burada ben yemedim. Ben yemedim, bilmiyorum yani öyle bir şey. Tadı güzelse yeniyor yani, ya. İşte depresyona girdiğimiz zaman yemek yiyenlerden değilim ben efendim. Sen depresyona senin hiç giresin yok. Hayır yok hayatım. Tabii ki kulağın Allah sizde. Şey yapmasın. Ne düşünüyorsun konuyla ilgili? Ali, tabii ki hocamızın dediği gibi gündelik yaşantımızda birçok sorunlara karşı karşıya kalabiliyoruz ama ben biraz çözüm odaklı bir kişiyim. Yani biraz... kabullenici, birazcık böyle sorunlar için çaba sarf eder ama bazı sorunları da kendi başımızda halledemiyoruz. Evet, arkadaşımız belki bizim iyi bir terapist gibi olabilir ama onlar en nihayetinde arkadaşımız. Bunun altı çizmek istiyorum. Yani arkadaşla çözüyorum demek de yanlış bence. Evet, tamam, çözülmez diyorsun ama paylaşmak güzeldir yani. Hayır, ben çok paylaşırım. Çok güzel dert dinlerim. Dert, ama çok fazla olduğu zaman da diyorum ki ya kusura bakmayın ben uzman değilim. Efendim, ben uzmanlık alanıma döneyim efendim. Benim uzmanlık alanım efendim yemek, gastronomi. Şimdi güzel bir brownie kek yapıyorum ben. Burada 3 tane yumurta. Bütün yumurtayı birazcık toz şekerle beraber çırptım. Korkuyorum artık, şeyi vermeye korkuyorum. Toz şeker demeye korkuyorum. Yani şöyle efendim güzelce, bakın öyle kremamsı şekilde güzelce çırptık. Diğer taraftan tereyağımızı ettik efendim. Şey halis tereyağımızı. Hay, annesiyim. Kek yapan çocuk gibi değil miyim? Bunları böyle kenarlarını sıyırmak için bekleyen. Ama en kekli o değil mi? Vallahi öyle değil miyim hocam? En güzeli oydu, bakayım. Annem... Ay çok güzel, annem kokuyor vallahi bak. Evet. Şimdi tereyağımı erittim. İçerisine çikolatamı koydum. Şu. Evet. Çikolatamızı ilave ettim. Tereyağın içerisinde çikolatamız bir güzel eridi. Evet. Şimdi ben içerisine cevizi katıyorum. Kırık cevizimi. Şöyle bir miktar damla çikolatamı. Bir miktarını da bayağı birlikte yemek kaşığı. Çok. Hadi hepsini dökeyim. Hepsini koyacağım. Arkasından bir miktar kremamızı katıyorum. Az. Evet, 1-2 yemek kaşığı kremamızı kattım. Şöyle bir güzel karıştırdık. Neler oluyor? Birazcık burada onu iyice karıştırdıktan sonra şimdi efendim birleştirme aşamasına geldik. 3 yumurtam, şekerim ve çikolatalı harcımı. Çağlamcığım, sen yardım alabilir miyim? Aldım bile, dur. Ama bunu oraya koymamız lazım. Yani sadece orada olmuyor. Yani bunu katacağız ya. Ha tamam. Yer mi değiştirelim? Hayır. Siz onu buraya. Bunu şey yapayım. Evet. Tamam, şu tarafına geçeyim. Tamam. Ekranlara doğru tamam, şey yapsın. Anladım. Bunu yavaş yavaş kata. Evet, yavaş yavaş. Çünkü soğudu. Çok da sıcaktı. Sıcak olduğu zaman yumurtamızı pişirir zaman dikkat edelim. Şöyle bir güzel, harika. Aa ne güzel. Beraber dökelim. Harika. Şöyle efendim brownie yapıyoruz. Tekrar ediyorum. Of. Çok güzel. Şöyle çikolatamızı tereyağda erittik. Yumurtaları şekerle beraber çırptık. Bakın iyice. Biz de eridik burada evet, bu arada. Harika. Birazcık vanilyam var burada. Vanilyamı da tat vermek için. İşte o tam benimdir. Şeydir bu. Şu benimdir. O evet. Arkasından unum var burada. Unumu şöyle, hatta şunu alıyorum artık. Benim neye ihtiyacım var? Bir spatula'ya ihtiyacım var. Un katarken kesinlikle şey kullanmıyorum. Hocam vereyim biraz çikolata. Nasıl? Bir çikolata vereyim ister misin? Şöyle bir ufak. İsterim vallahi. İsterse böyle de. Ben hocama bitter vereyim dur. Tamam. Oradan. Çünkü hocam unumu da kattım. Birazcık... Çok ay, güzel. Teşekkürler. Aa, hocam içinden alırsınız zannedip kaseye almanız. Vallahi ben... Vallahi çok güzel. Hocam, ama çok... ben tatlı çok severim de çok az yerim Allah'tan. Şu bu kadar mıydı bu tatlı? Evet. Benim de o. Az önce öyle demiştim ama değilmiş. Değil miymiş? Ama hiç iyisi geliyor insanın değil mi? Bana yeter hocam, dedim yani ama yetmezmiş. Ama hani günümüz şartlarında yani onun... Şimdi ne desem burada sabaha kadar konuşsak bazen bazı kelimeler yersiz kalıyor. Doğru. Yemek konusu özellikle yani nefis çok önemli çünkü. Evet. Bakın bir güzel şöyle... kıvamı fazla muhteşem un katmıyoruz. Fazla un kattığımız zaman çok fazla sert olur çünkü brownie kekimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz, yapanlar çok iyi biliyordur. Birazcık böyle yumuşak olur. Hafif değil mi? Hafif evet. Böyle ıslak olur. Olsun. Eğer daha fazla ıslak istiyorsanız da burada çikolatayı ayırıp piştikten sonra üzerine, yani burada yapmış olduğum tereyağlı karışımı piştikten sonra üzerine koyduğu zaman inanılmaz derece daha yumuşak bir kıvam hale geliyor. Bakın şöyle. Beyaz un yerine farklı herhangi bir yulaf unu vesaire kullanılan yine lezzet hiç değil mi? Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Kesinlikle. Karabuğday unu çünkü yok. Şöyle bir nokta var. Bu böyle o eskilerden böyle pofuduk şeyler var ya, o büyük kalıplarda konulan kek gibi değil çünkü bu. Evet değil. Öyle Kabarması da bir sıkıntı yok. Zaten burada kabarma özelliği, burada ne kullanıyoruz? Yumurta burada. Yumurta akıyla, evet, yumurtanın akı, beyazı tamam. Ve sarısı. Harika. Şey yapamadım şöyle. Bu evet. Noktada baklava hamuruna sarılı, bal kabak püreli, brownie'li kekimiz gidiyor mu? Evet gidiyor. Şimdi bakın. Tamam. Şöyle bir güzel. Ben fırınım 180 derece. Hı. Her zaman sıcak derecede ve o şekilde mamuller konuluyor, evet, bilgisini evet. alalım. Öyle. Biz de bu sırada bir röportaj izleyelim. Tamam, Esat'cığım sen diğer tariflerine zaten devam ediyor olacaksın. Bizim röportajımızda hocamız şöyle, hocam şöyle, eşinizin sevmediğiniz bir huyu var mı? Dünyaya bir daha gelecek olsanız yine aynı eşle mi evlenmek isterdiniz gibi kritik sorularla bir röportaj yaptık. İzleyelim, sonra hocamızla üzerine konuşuyor olacağız. Buyurun. Merhabalar. Merhaba canım. Eşinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz? Ben eşimi bırak evlenmediğim için o eşimi değiştirecek hiçbir şey yok. İyi de evlenmemişim. Hele evlenmedim. Hiç evlenmedim. İyi ki de bu devirde evlenmemişim, görüyorum. Çok da güzel geziyorum, tozuyorum. Arkadan çevremden yiyorum, içiyorum, oturuyorum. Erkeğe ihtiyacım yok. Kendim hem erkeğim hem kadınım. Kaç yaşındaydın? 73 yaşındayım. Neden hiç evlenmeyi düşünmediniz? Peki hiç karşınızda hiç çok. Güzeldik şimdi böyle. Tabii. Hala çok güzel çıkardık. Çizgilerimiz var. Eşimi çok seviyorum. Fakat her erkek gibi onun da huysuz yanları oluyor. Mesela ne zaman sinirleneceğini anlamıyorum. Birden sinirleniyor. Ondan sonra o sinirlendiğinde ben susuyorum. Bende de var. Yani ben de biraz sinirleniyorum. Eşime dedim ki para isteme benden, soğurum senden. Neyse ki birbirimize tatlıyı bağlıyoruz, barışıyoruz. Çok uzun sürmüyor. Şu ana kadar kötü bir huyunu görmediğim için hani hiçbir huyunu değiştirmeye teşebbüs etmedim. Yani birbirimizi şimdiye kadar pek fazla kırmadık diyebilirim. Bir torunlar yüzünden arasına böyle ufak tefek şeyler oluyor. Hani belli yaştan sonra torunların gürültülerini ben biraz kaldıramıyorum da onlara diyor biraz daha sakin ol. Ondan sonra Kaç senelik evliyim? 51 sene bitti. 51 senedir hiç böyle kötü huyu dediğiniz bir huyu yok mu? Ay ben şimdi şu ana kadar hiç böyle bir ya ondan ne benden. Hanıma sorsak peki o da aynı şeyi söyler mi? Söyler. İnanıyorum ki söyler. Ay eşimin bazı takıntılarını değiştirmek isterdim. Ne gibi takıntılar? Eskiye dönük bazı takıntılar. İşte şunu yapsaydım, bunu yapsaydım. Eyvah eyvah niye yapmadım? Ay, bunu mu kaybettim? O tür takıntılar. Başka bir şey yok yani. Sadece bunu mu değiştirmek? Evet. Yoksa peki. Çok memnunum eşimden. 51 senelik evliyim. Gene dünyaya gelsem gene onunla evlenirim. Tam da onu soracaktım. Bir daha dünyaya gelseniz aynı eşinizle mi? Aynen onunla evlenirdim. Çok seviyorum onu. Vallahi eşim bütün huyları güzel. Seviyorum eşimi. Buradan da kendisine selam olsun. Ama? Ama eşim çok kıskanç. Beni çok kıskanıyor. Tabii seven insan kıskanır. Ben de onu çok seviyorum ve çok kıskanıyorum. Yani kıskançlık dozu biraz daha düşerse sevinirim. Hangi konularda kıskanıyor mesela? Ya diyor sosyal medya kullanma. Onun dışında akşam 7'de işten çıkıyorum diyor. 7.30-8 olduğunda evde ol. Yani hanımlardan da kıskanır mı siz böyle kadınlardan? Tabii aşırı kıskanç ya. Valla gezmeyi sevmediği için o huyunu değiştirmek isterim. Gezmeyi sevmiyor. Gezmiyor musun? Sevmiyor. Ya ben geziyorum, tek geziyorum. O sevmiyor. Neden sevmiyor? Valla bilmiyorum. Nedenini kendisine sormak lazım. Sevmiyor. Sormadınız mı? Neden benimle gezmiyorsunuz? Yok. Böyle daha mutluyum diyor. Nafi Bey benimle biraz gezer misin? Çok iyi olur. Peki dünyaya bir daha gelseniz yine aynı eşinizle mi evlenmez? Aynı eşim. Eşimi değiştirmezdim. Sinirli haline. Nasıl sinirli? Ne bileyim ufacık şeyden sinir yapıyor. Bağırıyor mu size? Bana değil, ortama bağırıyor. Ortaya bağırıyor? Ortaya bağırıyor. Size bağıramıyor mu? Yok. Peki bu sinirli hali sizi nasıl etkiliyor? Uf, evden bir an evvel kaçmak istiyorum. Ya, şimdi o yüzden mi kaçtınız? Evet. Cidden mi? Yok canım, bankaya kredi kartım vardı, ödemek için çıktım. Peki dünyaya bir daha gelseniz yine aynı eşinizle mi evlenmek isterdiniz? Yani. Eşimin en çok bıktığım huyu alışveriş. Gitmek de kesinlikle de istemiyorum. Çünkü biliyorsun hanımların alışveriş merakı var ve meraklarından vazgeçmedikleri için de bize de bir kulüfiyetleri var biliyorsunuz bu işin maddi bir boyutu da var. O yüzden hanımla bazen ters düştüğüm durumlar da çok oluyor bu konuda. Bir de benim hanım Almancı zaten. İşte ne kadar alışverişe meraklı olduğunu işte Türkiye'de siz düşünün yani. O yüzden dolayı genelde biz tek tek geliyoruz. Peki dünyaya bir daha gelseniz yine aynı eşinizle mi evlenirsiniz? Bak orası çok güzel bir soru aslında, biliyor musun? Ben aynı eşimle evlenmezdim mesela. Cidden? Vallahi. Neden? Ben 16 yaşında benim bir kız arkadaşım vardı. Adı Yasemin'di mesela. Şu an onu bulsam onunla evlenirdim. Kadınlar insandır, bizler insanoğlu. Kadınlar güldür, çiçektir, başımızın tacıdırlar. Lütfen kadınlarımızın değerini bilelim. Lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz bu röportaj için de. Şeyi konuşalım mı hocam? O muhtemelen eşi Türkçe bilmiyordu ya da kendisini izlemeyeceğine emin olduğu için böyle bir şey söylüyor. Belki de biliyor. Belki de biliyor değil mi? Evet. Ama devam ettirilmesi gereken bir çatı altı olabilir. Evet. Yani böyle bir şey olabilir. Şimdi biz bunu bir yorumlayabilir miyiz hocam? Merak ediyorum. Şimdi bu hayat mı? Böyle bu pişmanlıkla veya hani bu devam ettirmek zorunda olduğu ilişki içerisinde insan varoluş evrelerinde ne kadar mutlu olabilir ki? Şimdi hep mutluluk düşünüyoruz ya. Yani evlilikte mutluluk, işte mutluluk falan. Hayatta mutluluk, evet. Hayatta mutluluk, işte öyle olmuyor Çağla'cığım. Yani hayatımızın içinde mutluluktan başka pek çok duygularımız var. Ve bazen mutluluk değil de başka bir duygu galip geliyor hayatımıza ve onu sürdürmek istiyoruz. Bunlar çok bilinçli şeyler değil. Ama bir şeye tutunmaya ihtiyacı var insanın. Bu öfke olabiliyor, bir sitem olabiliyor. Bir de tabii özellikle uzun evliliklerde yani iki kişinin yıllarca birbirinden çok memnun falan olarak yaşaması mümkün değil. Çünkü yani iki kişiyi bırak tek kişi kendimizle kavga ediyoruz zaman zaman. Yani hayat o kadar çok sorunlar getiriyor ki. Fakat evlilikte şöyle bir kötü bir şey oluyor. Uzun evliliklerde eşler genelde hanımlar yapıyor bunu. Yani hayatlarında bir sürü acılar görmüşler, sıkıntılar çekmişler, başlarına şu gelmiş, bu gelmiş. Bütün bunların sebebi olarak eşlerini görebiliyorlar. Yani sen bana onu yaşatmadın da bunu yaşatmadın. Senin yüzünden işte sen falan böyle sistemler bu. Dıştan bize şey gibi gelir, özellikle çocuklar işte ay yapmayın, işte bunu yapmayın, madem öyle ayrılın. Halbuki onlar hayatlarından çok memnunlar. Yani onları ayakta tutan bir duygu var. O sitemi ede onunla beraber olacak, öbürü de ona karşı çıkacak ama bu değişik bir hani böyle şeyler pat diye oturmuş birbirine. Bunlara da azıcık izin vermek gerekiyor. Bu da bir yaşam biçimi. Yani kişinin dışarıdan bunları bizim müdahale etmememiz gerekiyor. Bazen onlar da bize iyi gelebiliyor. Evet, çok güzel bir kapı açtınız aslında kafamda. Her zaman sadece mutlu olmak diye bir şey yok. Bu tercih ettiğimiz duygulardan bir tanesi birinin yanında çok güvende hissetmek veya çok huzurlu hissetmek de olabilir. Ve mutlulukla eşdeğer kadar insan bunu sürdürülebilir bir halde oluyor değil mi? Hatta daha ileri gideyim. Belki de daha uzun ömürlü bile olabiliyor. Mutluluk hep böyle anlarda. Tabii ki ne güzel yakaladın Çağla'cığım, tam olarak. Yani mutluluk çok öyle, hele böyle yüksek tonda bir mutluluk duysak öyle çok uzun süreli düşünmemeliyiz. Ama bunun yanında mesela insanlar kavga ederek, birbirlerine sürekli sitem ederek giden beraberliklerde yani yaşadıklarına tanık olacak birini istiyor insan. Yani beni dinleyen, bana kızan, benim kızdığım biri var. Yalnızlığı düşünsene, o bile yok. Yani sana acı veren biri bile yok. Sitem edeceğin biri bile yok. Hiç biz bunları aklımıza getirmeyiz, hep çok farklı görmek isteriz hayatı ama bazen işte bu kavgalar, sistemler filan da insanın ihtiyacı olan duygulardır. Ben mesela şimdi öyle düşündüm yani şu an yalnız olduğum için mesela şöyle bir şey düşündüm. Nasıl bir yalnızlık hissediyorum da hissetmiyorum ama bu dönemsel tabii ki. Belki bu uzadığında bunun eksikliğini mutlaka hissedebilirim ama mesela kendimle ilişkimin acayip kuvvetlendiği ve kendimle olan bağlarımın acayip güçlendiği bir dönemdeyim. Çünkü kendimi eleştiriyorum, kendi içime bakıyorum, belki kendimle kavga ediyorum. Belki kendi eksikliklerimi kendi kendime yüzüme vuruyorum. Hani burada aslında bir başkasının belki de bana bir sanal olarak ya da bir otomatik olarak yapacağı bir hareket ben daha içselleştirerek farklı bir bağ kuruyorum. Aslında yalnızlık her zaman çok da kötü bir şey değil sanki. senin yaptığın anlamda kötü bir şey değil. Yani çünkü her yalnız insan bu senin yaptığını yapmıyor. Sen ne güzel kendini sorguluyorsun. Hı-hı. Kendini yorumluyorsun. Cevap arıyorsun. Hı-hı. İşte bugün böyle dediğine yarın böyle diyebiliyorsun ve o zaman nedenini soruyorsun. Evet, evet. Bu şu demek, hayatını ve kendini ciddiye alıyorsun demek. Hı-hı. Ve bu, yani bu programda ne dedimse diyeyim ama en önemli cümlemin bu olduğunu şöyle bir altını çizmek istiyorum. Kendimizi ve hayatımızı ciddiye almalıyız. En büyük ihmali buralarda yapıyoruz. Ve hep kendimize sorular sormalıyız. Mutsuzsak niye mutsuzuz? Tembelsek niye tembeliz? İşte efendim hep insanlar bize kızıyorsa niye bize kızıyor? Bende ne var? Bunu keşfedebilmek, inanın hayatı keşfetmek, en büyük sırrı keşfetmek ya da kaderi değiştirmede bize çok iyi yol gösterecek bir şeyi keşfetmek anlamına gelir. Onun için ben insanlara kendilerini ihmal etmeyip hep kendilerine soru sorsunlar, tanısınlar, araştırsınlar ama araştıracakları önce mutlaka kendileri olsun. Çünkü dünyayı ancak kendimizi değiştirdiğimiz sürece değiştirebiliyoruz. Güzel söylediniz. Bir alkış rica ediyorum sevgili Gülseren Budayıcıoğlu. Teşekkür ederim. Zamanın, sürenin nasıl aktığını bilmediğimiz bir yayın oldu yine. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizi burada ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk. O mutluluk bu anda. Gizli şu an. Güzel. Gururla birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben size yardımcı olayım. Evet. Harika. İnmek biraz zor. Hocam nereden gitmek isterseniz. Peki. Ben buradan hemen Esat yanına tekrar geliyorum. Nasıl ilerledik? Ben kekimi yaptım. Tamam. Kekimi yapmışım zaten, hazırladım. Evet. Şimdi onu göstermek istiyorum. Şöyle bir kupat olabilir ya da yoksa bile bir bardakla beraber kekimi şöyle küçük küçük ben böyle... Ha, şöyle yaptım. Tamam. Arkasından... Zaten burada... kabarmasına gerek yoktu demişti. Bakın çok güzel. Tam birazcık da ıslak kaldı. Birazcık böyle dokunduğum vakit ıslak hissediyorum ben zaten. Burada bal kabağım var, efendim şeker, birazcık tarçın çubuğu, bir tane karanfil falan lezzetlendirmek için bir haşladım, püre haline getirdim. Başka bir işlem yok. Arkasından gördüğünüz gibi bal kabak püresini aynen şu şekilde yapıp şey gibi düşün, hamburger gibi düşün, ekmek arası gibi düşün. Bakın bu da bir değişik böyle. Hamburger ha. Ama öyle değil mi? Evet. Aynen. Yanlış bir şey mi söyledim? Arkasından baklava hamurları var efendim. Ay bir de onu baklava hamuruna sarmak. Sarıyorum bakın. Bir deliliksin sen. Ama birazcık yemek yaparken özen çok önemli efendim. Bakın, özen ötesisin şu şekilde yapıp fazla bir şeye gerek yok. Hemen alta yaptıktan sonra şöyle bir fırın tepsisine koyuyoruz efendim. Üzerine ben hazırlamıştım burada zaten. Üzerine de fırına sadece bir 5 dakika fırına atacağım. Çünkü üzeri kızaracak. Sadece çünkü kadar. İçi var zaten. İçi zaten pişmiş hepsi. Burada baklava hamurumu sadece ben kızarmasını istiyorum. Onları şimdi fırına atacağım. Yaklaşık 5 dakika içerisinde çıtır çıtır hale gelecek. Üzerinde bu böyle... sana ait bir tarifle düşünmek kendim özgün bir şekilde. Çünkü brownie biliyorsunuz dünyanın her yerinde yapılıyor. Brownie. Ama ben bunu... Ama bu coşku sana ait. Evet bu coşku bana ait efendim. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Haydi bakalım. Ama bir yandan da burada çok güzel bir kadayıf topu yaptım ben. Onu da başlatacağım sana. Çünkü konuğuma merhaba demem gerekiyor. Ellerine sağlık diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Efendim son konuğum fiziksel tip ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Serap Erkeç Alkan bizlerle beraber. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz her bel ağrısının nedeni bel fıtığı mıdır diye çok merak edilen bir soruyla başlayalım. Çağla Hanımcığım, ben bu soru için özellikle teşekkür ediyorum. Harika bir soru. Çünkü her gün polikliniğe yüzlerce kişi geliyor. Hocam belim ağrıyor, bende bel fıtığı mı var? Hayır, ısrarla vurgulayacağım. Sanılanın aksine bel ağrılarının çok az bir kısmının nedeni bel fıtığı. Sadece %5'ini teşkil ediyor. Ne demek istiyorum? Burada 100 kişi olalım Çağla Hanımcığım. Evet. Ve yüzümüzün de beli ağrısın. Sadece 5'imiz %70'inizin bel ağrısının nedeni bel fıtığı iken geri kalan 95'inin bel ağrısının nedeni bel fıtığı değil. Bu kadar ciddi, özellikle ekran başında herkese vurgulamak istiyorum. Peki ne diye sormak istiyorum. Evet, çok sevinirim. Şöyle ki onlardaki bel ağrısının, yani büyük bir çoğunluğun bel ağrısının nedeni bel omurları dediğimiz o minik minik düğme kemikleri. Bu kemikleri birbirine bağlayan bağlar, ligamanlar, bel etrafındaki kaslar, bu kasları saran tetik noktalar ve uzak organlardan yansıyan ağrılar, mesela böbrekten, mesela rahimden, yani bel fıtığı değil. Bel fıtığı olmayabiliyor diyelim. Evet, çoğunluğu değil. Peki bel fıtığında ameliyat kararı nasıl veriliyor? Bunun için sınırlar çok net. Bir üç tane kriter sayacağım. Bu üç kriterden biri varsa hasta kesinlikle ameliyat edilmeli. Bu üç kriterden bir tanesi yoksa ameliyata da gerek yok. Nedir bu kriterler? Bir, hastanın ayak bileğinde güç kaybı. Ayak bileğinde güç kaybı. Çok tipiktir. Ayak bileğini kendine doğru çekemez. Düşer ayak burnu. İkincisi idrar kaçırmak, büyük abdest kaçırmak. İkisinden biri ya da ikisi. Bu yani kaçıncı evrede bir fıtık? İşte bu ameliyat artık olmak zorunda fıtık. Ve sinir köküne basan, ciddi müdahale gerektiren bir fıtık. Bir bulgusu daha var. Eğer tarzı uyuşukluk. Ne demek istiyorum? Ata bindiğimizde eğere temas eden uyluk iç yüzümleri böyle uyuşuktur, anesteziktir. Bu üç bulgudan biri varsa mümkünse 48-72 saat içerisinde acilen ameliyat. Bunlar yoksa evet, gerek yok. Bel fıtığında ameliyatsız tedavi seçeneklerine ilk olarak göz atalım. Bel fıtığında nokta atışı tedavisini konuşacağız. Olur. Öncelikle bel fıtığını ameliyatsız tedavi edebilmek için hem hastanın üzerine düşenler var hem de hekimin üzerine düşenler var. Bunun ikisi koreli olduğunda sonuçlar çok yüz güldürücü. Hastamız ne yapsın? Bir kere kilo versin, beline binen yükü azaltsın, ağır kaldırmasın. Kor dediğimiz karın çevresi kasları güçlü tutsun. Belin dengesi kordur. Bunun dışında yerden bir şey alırken böyle hababam belinden eğilmeye gerek yok. Dizlerini kırarak alsın. Ağrı kesici kullansın, fizik tedavi alsın. Bunları yaptı, ağrısı geçmedi. Biz fizik tedavi hekimlerine başvursun. Biz ameliyatsız tedaviler olarak enjeksiyon tedavileri yapıyoruz. Bunlar bel bölgesine nöral terapi olur, proloterapi, bele lokal ozon ve en son sorduğunuz nokta atışı tedavisi. Nedir nokta atışı tedavisi? Aslında halk buna nokta atışı ya da sinir yakma diyebiliyor. Tıbbi adımız radyo frekans. Ameliyathaneye iniyoruz Çağla Hanımcığım ama asla ameliyat yapmıyoruz. Anestezi verip uyutmuyoruz. Uyanıksınız. Çok özel bir cihaz kullanıyoruz ameliyathanede. Skopi dediğimiz bu özel bir röntgen. Bu cihazdan omurganın 3 boyutlu görüntülerini alıyoruz. Hem fıtığı, fıtığın çıktığı deliği ve işlem yapacağımız iğneyi %100 gördüğümüz için adı onun için nokta atışı. Çok güvenilir bir yöntem. Hedeflediğimiz fıtığı görerek yakıyoruz radyo frekans dalgalarıyla. Hastamızı 1-2 saat yataklı serviste istirahat ettiriyoruz. Aynı gün evine gönderiyoruz. O gün yatarak geçiyor. Ertesi gün yürüyerek ister ev yaşantısına ister iş yaşantısına dönüyor. Çok sevdiğimiz bir yöntem. Kimlere uygulanabiliyor peki? Hangi durumdaki? Nokta atışı tedavisi. Evet. Fıtığın birazcık büyük olması çok önemli Çağla Hanımcığım. Fıtık köke basacak. Çok küçük fıtıklarda yaptığımızda gereksiz zaman ve para kaybı olarak görüyoruz. Fıtık köke basacak ve radiküler dediğimiz kalçaya, ta kalçadan topuğa kadar vuran bir ağrı varsa, sürekli ağrı varsa ve kanal darlığı dediğimiz omurilik kökünde daralma varsa çok etkin ve güvenli bir yöntemdir. Tekrarlıyor mu peki orada fıtık? Fıtığı aslında bu tedaviden biz sonra bu işlemle evet bir miktar küçültüyoruz. Hasta yaşam tarzını değiştirmezse Çağla Hanımcığım, ameliyat olsa bile tekrarlar. O da doğru. Aynen. O da doğru. Peki dize geçelim birazcık da. Dizimizde menisküs yırtık olup olmadığını nasıl anlarız? Çok güzel bir soru yine. Hatta bunu arkadaşlar herkes burada dinlesin. Bu bulguları duyduğunuz bir dostunuza güvenlikle hatta emin bir şekilde sen de menisküs yırtığı var diyebilirsiniz. Yine 3 bulgu sayacağım. Çok kilittir. Dizde takılma, dizde kilitlenme ve noktasal ağrı. Hasta direkt eliyle gösterir. Hocam buram ağrıyor. Ve bir tiyo daha vereceğim. Hastalar özellikle menisküs yırtığında dizlerini bükerken değil açarken ağrı ve takılma hissederler. Bu 3 bulgu varsa menisküs yırtığınız var diyebilirsiniz. Her menisküs yırtığında ameliyat olmak gerekir mi diye yine bu konuyla ilgili de soralım. Çok güzel bir soru. Hayır, kesinlikle. Ameliyat kriterleri yine çok net. Eğer ki hastanın dizinde boşa çıkma, boşalma oluyorsa çok tipiktir. Hasta kendi söyler siz sormadan. Hocam dizim bir anda katlanıveriyor der. Ağrılı bir şekilde açarken ya da kapatırken takılma oluyorsa takılma kesinlikle... dediğiniz mesela bu tık tık yapan ses mi yoksa tırık diye bir şey mi oluyor? Evet, yoksa tırık diye bir şey oluyor. Hı-hı. Hastanın dizi ya açarken ya kapatırken böyle o vaziyette kısa bir süre, bazen uzunca bir süre takılı kalır ve çok ağrılıdır. Evet, bu bulgular varsa kesinlikle ameliyat. Bu bulgular yoksa ameliyata da gerek yok. Ameliyata gerek olmayan noktada hangi tedaviler? Biraz şöyle ki dize yapılacak o kadar çok tedavi var ki hepsi çok yüz güldürücü. Genelde de kombine. Diz ekleminin içerisine hazır eklem sıvısı yani horozibi diye bilinen sıvılar, kollajenler, PRP, akıllı plazma ve kök hücre yapabilirsiniz. En çok hangisini tercih ediyorsunuz? Ne bileyim, hangisi daha etkili oluyor? Hastaların yüzünü daha çok hangisi güldürüyor? Tabii bireysel bir tedavi mutlaka ama. Direkt evet çok güzel. Bireysel muayenesine göre şekillendirdiğimiz tedaviler var. En etkin, en güncel yöntemi soruyorsanız tabii ki karın yağından kök hücreye çok daha yatkınım. Çok da seviyoruz. Karın yağından kök hücre. Yani oradan alıp oraya enjekte ediyorsunuz. Evet. Orada da yaşamaya devam ediyor, oraya yeniliyor gibi mi düşünelim? Evet. Kök hücreler aslında Çağla Hanımcığım doğduğumuz andan itibaren vücudumuzda var. Hı-hı. Ve bunlar başka bir hücreye dönebiliyorlar. İhtiyaç nereyse oraya koyuyorsun, oraya değişmesini bekliyorsun. Biz de diz eklemine ya da kalça eklemine yapıyoruz. Sık sık tekrarlamak gerekiyor mu bu işlemi? Bunlar doğal işlemler. Çalışmalar 5 yıl kadar etkisini devam ettirdiğini söylüyor. Hasta tekrardan menisküs yırtarsa, kireçlemesi yaşıyla beraber artarsa tabii ki tekrarlayabiliriz ama çoğunlukla tekrar gerekmiyor. Peki ameliyatsız diz kireçlenmesi tedavi seçeneklerini yine konuşalım. Aslında hem kireçlemeyi hem de menisküsü aynı düşünebiliriz. Aynı düşünebiliriz değil mi? Dizle alakalı bütün problemlerle alakalı. Çünkü hep eklemin içerisine ve yürüten aksamla tedaviler yapıyoruz. Peki dizi ağrıyan hastalar hangi sporları güvenle yapabilirler? Harikasınız. Öncelikle hastalar kesinlikle yürüyüş yapabilirler. Fakat bu yürüyüş ağrı sınırında olmalı. Ne demek istiyorum? Eğer ki yürüdü 1 kilometre, dizinde ağrı başladı, orada bir duracak. 5 dakika dinlenecek, tekrar yürüdü, ağrısı varsa kesinlikle o yürüyüş o gün onun için yeterli. Ağrısı yoksa yürür. Ağrı sınırında yürüyüş. Yüzme yapabilir çünkü yüzmeyle suyun kaldırma kuvveti var, dizine yük binmez, yüzsün. Çok rahatlıkla yüzebilir değil mi? Çok rahatlıkla. Ya yüzerken ağrısa da yüzebilir mi? Evet ama şöyle söyleyelim, her zaman ağrı bizim en güzel uyarıcı sinyalimiz. Tabii. Ağrı sınırında istediği kadar yüzer. Hatta yürümeden daha güvenlidir. Suyun kaldırma kuvveti var. Bisiklete binsinler. Ev bisikleti, eliptik bisiklet. Çünkü orada da kalçamıza vücudumuzun ağırlığı biniyor. Yine dizlerimize binen yük azalıyor. Sadece selesini çok alçak tutarlarsa dizleri zorlanır. Birazcık daha yüksek selede. Evet. Bisiklet ama çevirelim. Asla Çağla Hanımcığım koşu bandı ısrarla ne menisküs yırtığına ne de diz kireçlemesine önermiyoruz. Koşu bandı buradaki süreci maalesef hızlandırıyor ve tabii ki top sporları yapmasınlar. Mesela futbol önermiyoruz. Oynamasınlar mümkünse. Evet. Peki kök hücre tedavisi olmaktan korkanlar az önce biraz bahsettik. Özellikle de yaşlı insanlar olabiliyorlar. Onlar için neler yapabiliyorsunuz? İkisi için de söyleyelim. Çünkü bu tarz hastalar çok geliyor. Mesela hasta geliyor 70 yaşında, 80 yaşında ben karın yağından kök hücre istiyorum diyor. Ya da hasta geliyor hocam ben kesinlikle karın yağımı toplatmak istemiyorum. O zaman da egzozom dediğimiz çok güncel yeni bir tedavi var. Egzozom ne? Türkçe adı kesecik. Yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilen kök hücreler. Yine karın yağı kök hücre gibi fakat bu hücrelerin içerisindeki vezikülleri topluyoruz. Bir şişeye 5 milyar hücreyi koyuyoruz. Soğuk zincirle teslim alıyoruz. Kök hücre ne etki yapıyorsa egzozom da onu yapıyor. 2 hasta grubuna da bunu güvenle önerebiliriz. Ama yani kendimin bebek hali değil, başkasının bebek halinden alınan bir şeyin başka bir vücutta çalışması nasıl oluyor? Şöyle ki orada aslında hiçbir şekilde hücre vermiyoruz. Onun için kanser hastalarına bile yapılabiliyor. Yeni doğan bebeğin o taze canlı kök hücrelerini laboratuvar ortamında çoğaltıyoruz. Alerjik bütün yan etkilerini yine laboratuvar ortamında yok edip onların salgıladığı vezikülleri veriyoruz. Vezikülün içerisinde ne var dersek hiç güvende bir sıkıntı yok. Burada iletişim sağlayan, tamir sağlayan proteinler, sinyal, iletim proteinleri var. Güvenle kullanabilirsiniz. Peki omuz yırtığımızın olup olmadığını nasıl anlarız? Dizlerden omuzlara geçiş yapalım. Harika. Şöyle ki bu hastaların omuzların ön kısmında sonra yanından dirseğe kadar yayılan ağrıları olur. Ve bu hastalar ilerledikçe de hareket kısıtlılığı başlar omuzumda. Der ki hocam ben sabah saçımı tarayamıyorum. Bir haftan uzanıp şöyle bir bardak suyu alıp içemiyorum. Çamaşırımı çekemiyorum, taharetlenirken zorlanıyorum çünkü elini arkaya götüremez. Götürmekte bile. Evet, yorganımı çekemiyorum. Gece üzerine yattığımda ağrılı omzumun ağrım daha da artıyor, hatta uyanıyorum der. Bu bulgular varsa evet maalesef sizde omuz yırtığı olabilir. O da biraz dertli bir şey değil mi hocam? Çok zor. Ciddi bir ağrı. Klasik ağrı değil. Yanar hocam omuzları. Of. Hasta anlatır. Çok perişan olurlar gerçekten. Nasıl tedaviler uygulanıyor ameliyattan önce? Yine şöyle onu konuşalım ki, bu durumda da. Zaten omuz ameliyat kararını diz ve kalça kadar rahat verdiğimiz bir eklem değil. Çok kompleks, çok ciddi bağ yapısı var. Çok hareketli. Orada zaten biz de zorlanıyoruz. Ameliyat için de diyoruz ki kolundaki bütün tendonlar tam kat dediğimiz totale yakın yırtık olacak. Kolun gövdene yapışık olacak. O zaman ameliyat. Bunlar yoksa şimdi cevabı verelim. Öncelikle hastalarımızın omuzuna ilgili her evrede akut dediğimiz yeni başlangıçlı, kronik dediğimiz 3 aydan uzun fizik tedavi mutlaka alacak. Israrla vurguluyoruz. Fizik tedaviyle ağrısı azalacak. Buradaki kas kitlesi ve omuz açıklığı korunacak. Üzerine de hem yırtığı küçültecek hem de hareketini, ağrısını kolaylaştıracak tedaviler. Bunlar proloterapi, nöral terapi, akıllı plazma ve kök hücre olarak yine sayılabilir. O zaman akıllı plazmayı son olarak konuşalım. Olur, çok güzel olur. Akıllı plazma adındaki akıllı çok iddialı bir kelime olarak gelebilir ama gerçekten akıllı ne demek istiyorum? Çağla Hanımcığım ekmek doğruyoruz, elimizi kestik. Burada bir kan oldu. Sonra bu kan durdu, kabuk oldu, düştü, tamamen iyileşti. Bunu vücutta sitokinler yapar. Akıllı plazma işte bu iyileştirici sitokinlerden tamamen oluştuğu için adı akıllı adı burada geliyor. Size bütün iyileştirici proteinleri bir tüpe koyuyoruz ve veriyoruz. Sizin kendi kanınızla. Kanınızı alıyoruz. 3 saat 37 derecede vücut ısısını taklit eden bir cihazda bekletiyoruz. 5 dakika santrifüj ediyoruz. Akıllı plazmanız tam 3 saat 5 dakika sonra hazır. Nereyi tamir etmek istiyorsanız oraya veriyorsunuz. İçi çünkü iyileştirici protein dolu. Hangi bölgelerde kullanılıyor? Hocam kas iskelet sisteminde nere ağrıyor? Omuz, diz, kalça, ayak bileği. Bunu kozmetikte de çok kullanıyorlar. Yüz gençleştirmek, doğru. Saç çıkarmak, saç güçlendirmek. Hocam nereyi tamir etmek istiyorsanız akıllı plazmayı oraya güvenle uygulayabilirsiniz. Peki. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Ben çok teşekkür ederim. Sizinle tanışmak, burada sizin kitlenize duyuru yapabilmek bana çok keyif verdi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Biz bir reklamlara gidelim efendim. Reklamlardan sonra Çağla ile Yeni Bir Gün devam edecek. Buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Esat Şef'in şaheserlerinin diyorum, tablolarının yanındayız demek istiyorum. Şöyle bir bakalım bugün neler yapmıştık. Muhteşem görünüyor gerçekten. Evet, böyle balkabağı, baklava hamurunun sırada harika bir brownie yaptık efendim. İçerisinde balkabağı püresi var. Yanına da böyle ben kadayıfa sırada böyle peynir yaptım. İçerisinde kuru et, peynir, böyle güzelce sardım onları. Üzerine bol tereyağı koyup fırına verdim. Aslında çok basit 5 dakikalık bir şey. Evinizde ne varsa efendim arta kalmış peynirleri bu şekilde dolayıp ne yapabilirsiniz? Fırına verebilirsiniz. Vallahi harika görünüyor ve harika kokuyor. Ellerine, enerjine sağlık. Çok teşekkür ederim. Özlemişim sizlere. Vallahi biz de öyle her zaman bekliyoruz. Bu arada sevgili izleyenlerimiz yarın 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Siz de bu tarih gelmişken hem sağlığınıza hem cebinize zararlı olan sigarayı bırakabilir, sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Hayatı duman altına bırakmayın, sigarayı bırakın diyoruz. Hiçbir şey için geç değil. Önemli olan burada farkında olmak ve bırakabilmek diyoruz. Peki yarın Profesör Doktor Canan Karatay hocamızla çok özel bir yayın sizleri beklerken bugünün sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.